keşke daha huzurlu, daha rahat, daha şimdilik kutlayabilseydik. Bu başarımız olmasın. Terör olaylarına zemin oluşturacağı düşünülerek kutlamaları pek çok ilde iptal edilen Nevruz Bayramı, Bolu'da da sade bir törenle Mehmet Yüce Türk Sanat Merkezi'ndeki küçük bir salonda kutlandı. Programda Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi'nde öğretim üyesi Profesör Doktor İsmet Çetin, Türk dünyasında Nevruz kutlamaları konulu bir konferans verdi. Osman Gazi'nin ilk defa bir yağmaya verdiğini, malının yağmaya verdiğini, yani han olduktan sonra o da yanılmıyorsam Sorakzade tarihinde muhtemelen geçmelidir. Onun da 21 Mart'a tesadüf ettiğini biliyoruz. Ve Osmanlı döneminde çok görkemli bir şekilde kutlanıyor. Nevruziyeler yazılıyor, özel Nevruz yemekleri yapılıyor. Bolu Valiliği, Bolu Belediye Başkanlığı, Avanti İzzet Baysal Üniversitesi, BAMER, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü'nün organize ettiği Nevruz programı, kent meydanında bulunan Mehmet Yüce Türk Sanat Merkezi'nin salonunda yapıldı. Nevruz, ortak inanç anlamına gelir, ortak pratikler, ortak uygulamalar anlamına gelir. Ortak uygulamalar insanların bir arada yaşama iradesi sergilemesi münasebetiyle önemlidir. İşte bir arada yaşama iradesi sergilemesi münasebetiyle de Nevruz UNESCO tarafından 2009 yılında Türkiye'nin hazırladığı bir dosya, daha sonra Türkiye'nin yanı sıra Pakistan, Tacikistan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan devletlerinin teklifleriyle ortak bir dosya halinde verilir ve somut olmuş, dünyanın somut olmayan kültürel miras listesine dahil edilir. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Gazi Üniversitesi'nden öğretim üyesi Profesör Doktor İsmet Çetin'in verdiği Türk dünyasında Nevruz konulu konferansı, vali adına vali yardımcısı Ayhan Kartlı ve protokolün diğer üyeleri dinledi. Nevruz adının kaynağı her bir grupta, her bir coğrafyada, her bir inanç sisteminde kendi inanç sistemine, kendi kültürel dinamiklerine göre adlandırma yapmış. Konferansın ardından Nevruz'a özel bahar şiirleri ve bahar şarkılarıyla program devam etti.